Değerli basın mensupları, sözlerimin başında dün akşam saatlerinde Erbil'de vuku bulan menfur saldırıda şehit edilen diplomatımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabırlar diliyorum. Bir dönem diplomatlarımıza yapılan saldırıları hatırlatan bu terör eyleminde sorumlu ya da sorumluların bir an önce açığa çıkartılarak adaletin tecellisini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, bildiğiniz üzere 16 Nisan 2017 günü Türkiye'de bir referandum gerçekleştirildi. Bu referandum parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adında yeni bir sisteme geçilip geçilmemesiyle ilgili bir referandumdu. Bu referandum tarihe, siyasi tarihimize şaibeli bir referandum olarak geçmiştir. Hepimizin bildiği üzere bu referandumda mühürsüz oylar geçerli sayılarak sonuç ilan edilmiştir. Bütün milletimizin çok güvendiği ve objektif olduğuna inandığı Yüksek Seçim Kurulu mühürsüz oyları geçerli sayarak %51'lik bir oyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabul edildiğini açıklamıştır. Daha sonra 24 Haziran 2018'de bu sistem uygulamaya geçilmiştir. Sistemin temel özellikleri tek adama dayalı olmasıdır. Yürütme, yasama ve yargının tek elde toplanmasıdır. Parlamentonun etkisiz hale getirilmesidir. Cumhurbaşkanının partili olmasıdır ve yargının bağımsız ve tarafsızlığının kaybolmasıdır. Cumhurbaşkanlığının partili hale getirilmesi, anayasamızda konumu ve görevleri belirtilmiş Cumhurbaşkanlığı makamı hukuken var olsa da fiilen yok edilmiştir. Bu tenakuz yeni bir tartışmanın da kapısını aralamıştır. Cumhurbaşkanı, Cumhur'un tamamını mı yoksa kendisine oy verenlerin mi Cumhurbaşkanıdır tartışmasını başlatmıştır. Bu sistem, Sayın Erdoğan'ı AK Partililerin Cumhurbaşkanı gibi davranmasına yol açmıştır. Bu yola itmiştir. Daha önce hiçbir ülkede denenmemiş bu ucube sistem sürekli kriz ve kaos üreten bir noktaya gelmiştir. Bu sistem hukuki, siyasi ve iktisadi yapımızı tahrip etmektedir. Son bir yılda ekonomimize baktığımızda faizler artmıştır, döviz kurları artmıştır, enflasyon artmıştır, bütçe açığı artmıştır, işsizlik artmıştır, fukaralık artmıştır. İşte sistemin ekonomideki faturası. Değerli basın mensupları, şöyle bir yapılan değerlendirmelere baktığımızda, özellikle 2014'te 10. Kalkınma Planı'nda milli gelir 2023 hedefi 2 trilyon dolar iken, bu sisteme geçildikten sonra yapılan 2023 hedefi 1.1 milyon dolara gerilemiştir. Yine kişi başına milli gelir 2014'te yapılan değerlendirme ile 2023 yılında 25 bin dolar olarak öngörülmüş, ancak bugün 12.000 $484 olduğu tahmin edilmektedir. İhracat, işsizlik yine buna benzer rakamlarla doludur. Bir de gerçekleşene bakmak lazım. Orada da 2018 hedefi mesela işsizlikte 7.2 iken %14.4'e çıkarak tarihi bir rekora imza atmıştır. Özellikle bütçe bu dönemde delik deşik edilmiştir. Yıl sonu bütçe açığı hedefi 80.6 milyar TL iken 2019 bütçesi 6. ayın sonunda 78.6 milyar açık vermiştir. Yani öngörülen açık, bir yıllık açık 80.6, 6. ayda 78.6 milyar açıkla karşıya kaldık. Bu da toplam açığın %97'si ilk 6 ayda gerçekleşmiş demektir. Bu gidişle Türkiye bütçesi yıl sonunda tarihi bir açıkla karşılaşacaktır. Açığın azaltılması için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kaynaklarına göz dikilmiştir. Bu durum bataklığa saplanmış birinin kurtulmak için çırpınırken daha fazla batmasına benzemektedir. Açığın temel sebeplerine baktığımızda ise AK Parti iktidarlarının aşırı ısraf harcamaları, bütçe gelirlerinin azalması ve özellikle faiz giderlerinin artmasından kaynaklandığı görülmektedir. Ekonomimiz bu kadar kötü bir tablo ile karşı karşıya iken diğer sektörlere bir bakmakta fayda var. Ekonominin böyle olması sonunda acaba sağlık sistemimiz ekonomiden farklı mı? Eğitim sistemimiz farklı mı? Tarımımız, sanayimiz farklı mı? Hani bu sistemde Türkiye uçacaktı. Bırakın uçmayı, gelinen noktada mevcutu dahi koruyamaz hale gelmiştir. Bu ucube sistem Türkiye'ye kaybettirmektedir. AK Parti içerisinde bile tartışılan bu sistemin tek bir savunucusu kalmıştır. O da bu sistemden nemalanan Cumhur İttifakı'nın küçük ortağıdır. Öyle ki parlamenter sistemi savunanları FETÖ ve PKK ile irtibatlı olduklarını söyleyecek kadar ileri gidilmiştir. Sayın Bahçeli geçtiğimiz günlerde Kastamonu'da yaptığı bir konuşmasında eski sisteme dönelim diyenlerin FETÖ ile irtibat ve iltisakları vardır. Eski sistemden medet umanların PKK'ya diyet borçları bulunmaktadır. Bunlar icazetlidir, ikiyüzlüdür, kalpleri mühürlüdür, siyasetleri rehinlidir, zihinleri haciz altındadır suçlamalarında bulunmuştur. Bu isnat ve ithamları demokrasiye inanmış hiç kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Halkımızın yarısı referandumda bu ucube sisteme hayır demiştir. Bu insanlar FETÖ'cü müdür, PKK ile iltisak halinde midir? İYİ Parti olarak biz güçlendirilmiş parlamenter sistemden yanayız. Biz hukukun üstünlüğüne ve çoğulcu demokrasiye inanmaktayız. Biz güçler ayrılığını savunuyoruz. Biz Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız olması gerektiğini savunuyoruz. Ve elhamdülillah FETÖ'cü de değiliz. Siyasi parti liderleri nezaket ve zerafet diline ve konuşma üslubuna ihtimam göstermek zorundadırlar. Herkes inandığı sistemi savunabilir. Kendisi gibi düşünmeyenlere hakaret etmek hiç kimsenin ne hakkıdır ne de haddidir. Değerli basın mensupları, aylardır ülke gündemini meşgul eden NATO ve ABD ile ilişkilerimizin örselenmesine sebep olan S-400 hava sisteminin parçaları Türkiye'ye getirilmeye başlanmıştır. Sistemin kurulup aktif hale gelmesi Nisan 2020'yi bulacağı söylenmektedir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları geçtiğimiz günlerde başlamıştır. Türkiye F-35 pilot eğitim programından çıkartılmıştır. Güney Kıbrıs'a yönelik ABD silah ambargosu kaldırılmıştır. Görünen odur ki bu yaptırımların gerisi de gelecektir. Burada üzerinde durulması gereken husus, Türkiye Cumhuriyeti bu yaptırımlara ne kadar hazırdır ve Türkiye'ye kısa ve uzun dönemde ne gibi maliyetler getirecektir? Türkiye bunlardan habersizdir. Hatta millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi yeterince bilgi sahibi de değildir. Cumhurbaşkanının tek başına aldığı kararın olumsuz neticeleriyle milletin karşı karşıya kalması gibi adil olmayan bir durumla yüz yüzeyiz. İktidar, parlamentoyu bilgilendirmek ve dış politikamızı milletimizin desteğiyle tahkim etmek yerine her zaman olduğu gibi milli refleks ve şuurla karşılanması gereken meseleyi yine oya, sandığa nasıl tahvil edeceği hesabına dalmıştır. Öte yandan Doğu Akdeniz'deki sorun bölgesel bir sorun olmaktan çıkarak uluslararası bir sorun haline dönüşmüştür. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan sonra Avrupa Birliği de soruna müdahil olmuş ve Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararıyla Güney Kıbrıs'ın yanında Türkiye'nin karşısında durduğunu ilan etmiştir. AK Parti iktidarı Akdeniz ve Ege'deki tarihi müktesebatımızın geç de olsa farkına varmayı başarmıştır. Bu kararlı tutum sadece Doğu Akdeniz üzerinde değil, sahiplenilmiş Ege'deki adalarımız konusunda da ortaya konmalıdır. Bir diğer husus, Doğu Türkistan meselesinde hükümetin sergilediği ve Türk milletini üzen tutarsızlıktır. Çin hükümetinin baskı ve zulümlerine karşı 22 ülkenin yayınladığı ortak bildiride ülkemizin imzasının bulunmaması ve bu konuda hükümetin gösterdiği duyarsızlık hayret vericidir ve izaha muhtaçtır. Uygur Türklerine reva görülen zulüm elbette tüm insanlığı ilgilendirmektedir. Ama öncelikle Türk milletinin meselesi olduğunu unutmamak gerekir. Kendi soydaşlarına hayrı olmayan bir ülkenin ensar, muhacir edebiyatına soyunması hamasetten başka bir şey değildir. AK Parti iktidarını Doğu Türkistan meselesinde içine düştüğü duyarsızlıktan sıyrılıp soydaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Sorularınız varsa... Evet.